Hadi zalim. Evet arkadaşlar. Tamam. Atlarası da çok güzel. Nerede bu mavi lacin nerede ya? Mavi lacin nerede? Şeker kim? Tüm Türkiye'de 11 milyon fidanın toprakla buluşturuyoruz. Vizemizde de 8 lokasyonda 69 bin fidan bugün toprakla buluşacak. Tabii geçtiğimiz süreç içerisinde orman varlığımızı zenginleştirmek için hükümetlerimizin yaptığı çok büyük yatırımlar var. Bu yılda büyük bir proje, büyük bir seferberlik ilan edildi. Sayın Başkanımız da bugünü Milli Ağaçlandırma Günü ilan etti. Ve böylelikle orman değerini, ülkemizin orman değerini artıracak bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Orman Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm Türkiye'de aynı anda bu kadar 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. İlkokuldan, anaokuluna, ortaokuldan, liseden çocuklarımızın hepsi ısınık parkımıza geldi. Tabi bu arada Sayın Belediye Başkanımız çok şanslı. Bol ağaçlık bir parkı devralacak. Onun için de çalışıyoruz. Yani sadece tabii ülkemizin her noktasında böyle bir proje var. Isınık Parkı da kimlik buluyor. Güzel bir proje. Bu projenin etap etap çalışmalarını takip ediyoruz. İnşallah yakında da ikinci etaplarına başlanacak. Yolla ilgili sorunları gideriliyor. Bu noktada hepimiz için gurur verici bir proje. Çocuklarımızın da fidana karşı, ormana karşı, yeşile karşı, çevreye karşı olan duyarlılığı artacak bir proje. Bu güzel projenin önderliğini yapan Cumhurbaşkanımıza, memleketimize selamlarımızı iletiyoruz. Vatandaşlarımız tüm fidanları satın aldı. Bunu bir internet kampanyası üzerinden devam ediyoruz Sayın Bakanım. Geleceği nefes. Tabii çok yoğun bir katılım oldu. Bu bir dünya rekoru aynı zamanda. Bir dünya rekorunu da bu gün ülke olarak kırmış oluyoruz. Biz de Rize'ye yakışanı yaptığımızı düşünüyoruz. Tüm orman idaresini canı gönülden tebrik ediyorum. Burası hakikaten Rize'de dikkat ederseniz yani çıplak nokta kalmıştı. Bu anlamda ağaçlandırılması, yaklaşık 20 bin fidanın sadece bu noktada dikiliyor olması, 200'ün üzerinde ağaç çeşitliliği olması ve inşallah bundan sonra bizim desteklerimizde de bu çeşitliliğin artırılıp adeta bir botanik bahçeye dönüştürülmesi anlamında da gayretlerimizi sarf edeceğiz. Milli parklarımıza, orman müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Burası bize teslim edildikten sonra hem yoluyla ilgili hem çalışmaları, çevre düzenlemesi bunların hepsi adım adım gelecek. Hatta burada bir macera parkı da düşünüyoruz Sayın Bakanım. İnşallah Rize'nin nefes alacağı, gelip gezeceği ve buradan bütün Rize'yi temaşa edeceği bir nokta olması hesabıyla hem bugünümüzü hem de Sayın Bakanımızı, başta Cumhurbaşkanımızı, Sayın Valimizin desteklerini herkesi saygıyla selamlıyorum. Öndekileri otursun çocuklar. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?